Kadın ve erkeğin arasına özen girerse. Sağlıklı ilişkilerin sözsüz sözleşmesi vardır kalp kalbe. Bu sözleşmeye özen diyorum. Şimdi size kadın ve erkeğin arasına özen girerse neler olur? Bunu madde madde açarak izah edeceğim. Benim en büyük sevincim senin mutluluğundur. Bu benim için fedakarlık değildir. Zaten neden hep fedakarlık yapan bir taraf olmak zorunda ki? Bir taraf feda ederken diğer taraf kâr ediyorsa bunun adı fedakarlık mı? Bir ilişkide bir tarafın feda ettiği, diğer tarafın kâr ettiği düzeneğin söndürdüğü hayatlar artık yetmedi mi? Bunun yerine fedakarlık etmeyi gerektiren asıl sebebi bulmalı insan. Kendi özümüzden, kendi alışkanlık ve kurallarımızdan ne için fedakarlık yapıyoruz? Tabii ki kendimiz için. Cepten giden nedir? Yine kendim. Kendi özümden, kendi alışkanlık ve kurallarımızdan neden fedakarlık yapıyoruz? Karşılığında ihtiyacım olanı alabilmek için. Yani sen kendi keseni, kendi değerini o kadar küçültüyorsun ki, öyle aşağı indiriyorsun ki ondan gelenle dolabilsin diye. Yani feda ettiğin şey hayattan beklentilerin, kendine saygın, seni sen yapan güzelliklerin. Bunları sadece ondan gelebilecek en ufak şey ile keseni doldurabilmek için feda ediyorsun. Aslında yaptığın fedakarlık olmuyor ki. Kendini küçülttükçe küçültüyorsun. Bizim ikimizin önceliği seninkinden de benimkinden de önemlidir. İlişkimizde ilk öncelik biz olmalıdır. Ben mutluluğumu en yüksek seviyeye taşırsam senin mutluluğun da artar. Ben seçimlerimi, tercihlerimi kendimi mutlu edecek şekilde yaptığımda, eğer sen de bundan neşe duyuyorsan ve ben de senin mutlu olduğunu görebiliyorsam daha da mutluyum. Ben beni yücelttiğimde, sen seni yücelttiğinde, ben seni yüceltiyorsam sen de beni yüceltiyorsun, değil mi? O zaman aslında biz yücelmiş olmuyor muyuz birlikte? Her ilişkideki en önemli şey ilişkinin bizzat kendisi değil midir? Her ilişkide en önemli şey aslında o ilişkinin bizzat kendisini oluşturan iki insandır. Onlar her ne yapıyor ve birlikteliklerinde ortaya her ne koyuyorlarsa ilişki o hali alıyor. Yani ilişkide en önemli şey ne kattığındır. Tarafların ortaya ne koyduğudur. Bu iki kişi ortaya koydukları ile ilişkilerini ya zenginleştirirler ya da körleştirirler. Bütünün sorumluluğunu alırken herkes kendi üstüne düşeni yapar. Bizim ilişkimizde sen ne yaparsan benim için kıymetli ve biliyorum ki ben ne yaparsam yapayım senin için kıymetli. Ve de bu kıymeti bildiğimde yaptığım her şey benim için daha da kıymetli. Herkes sevdiği şeyi yapar. Herkes en iyi yaptığı şeyi yapar. Herkes sevdiği şeyi yaparsa en iyisini yapar ve yaptığımız her şey birisi tarafından sevilir, onaylanır, takdir görürse o kişi işini daha çok severek yapar. İlişki herkes için ilk sıradadır. Herkes için kendisi ilk sıradadır. Ama ilişkide asıl olan kattıklarımız ve tavrımız ise bir şeye nasıl bakarsan ona dönüşür. Sevdiğini nasıl anlarsın? Ona baktığında içinden gülmek geliyorsa sen seviyorsundur. Her kime bakıyor ve gülümsüyorsan bil ki onu seviyorsun. İlişkimizde asla şunu gözden kaçırma. Sözler ve duygular paylaşılmadığında ve yanlış anlaşılmalar giderilmediğinde onların boşluğunu içerleme doldurur. İşte bu yüzden sözlerimi,
duygularımı daima seninle paylaşırım. Senin de aynı şekilde benimle sözlerini ve duygularını paylaşmanı önemserim. Ve birbirimizi anladığımızda yüreğimizin boş kaldığını zannettiğimiz her şeyi birlikte doldurduğumuzun farkına varıyor muyuz? Biliyor musun? Her içerleme acı ile bezenmiş öfkedir. İçerlemiş öfke ile kendi kendini yiyen insana dönüşmek, ilişkide yaşanmaması gereken korkunç bir duygu halidir. Çözülmeyen bir çökeltim misali içerleme, değerli ilişkimizin dibine çökerek orada katman katman taşlaşır ve aramıza duvar örmeye başlar. Hangisi önemli? Soruyorum. Paylaştığımız sevgi mi? Yoksa bir kez daha haklı çıkmak mı? Emin ol, sabah uyandığımda yanı başımda senin olmanı isterim. Biricik haklılığımın değil. Sevgimizi ve bizi düşündüğümüzde pek çok şey önemini yitirir. Bizi ne kadar çok sevdiğimizi tekrar tekrar söyleriz. Birbirimizi sevgimizden her zaman haberdar ederiz. Çünkü hayatımız boyunca duymasını ve duyurmasını bilirsek, dünyanın en güzel melodisi değil midir seni seviyorum? Tam da şu an. Bugün tam da şu an özgürleştim. Sana seni sevdiğimi söylediğimde. Bugün tam da şu an yüreğimle birlikte tüm güvercinleri uçurdum göğe. Bugün tam da şu an büyüdüm. Seninle el ele kalabalıklarda yürüdüm.